Ben Pınar Kılmaz. Bugünkü konumuz tabii ki de Fransa'da 19 Ocak'ta yani dün gerçekleştirilen genel grevler. Daha önceki programda yani geçen hafta bu reformun neyi içerdiğinden bahsetmiştim. Halkın nelere kızdığını, hükümetin söylemlerinden bahsetmiştim. Bugün ise halkın gerçek tepkisini, önemlisi de sendikaların ve muhalefet partisi liderlerinde sokaktaki gerçek tepkilerini gördük. Bugün ne oldu, bundan sonra ne olacak bunlardan bahsedeceğim. Fransa'nın dün dört bir yanında grevler vardı. İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre 1.12 milyon kişi sokaklardaydı. Sendikalara göre ise 2 milyon. Bu gerçekten Fransa'nın tarihinde çok önemli bir rakam. Fakat ilk kez böyle bir şey yaşanmadı. Yine 1995 senesinde Alain Juppé'nin hükümetinin altında emeklilik reformuna karşı 2 milyon kişi sokaklara dökülmüştü. Ülke 3 hafta boyunca paralelize edilmişti. 3 hafta boyunca grevler vardı. Her yer kapalıydı. Ülke bloke edilmiş haldeydi ve bu 3 hafta boyunca da 6 milyon kişinin grev yaptığı rakamları da yine bu bilgiler arasında. Bu da demek oluyor ki 19 Ocak'ta gerçekleşen bu eylemler 95 ruhunu yaşattı, yeniden başlattı ve belki de yeni bir rekorun göstergesi. Fakat tabii arada şöyle bir fark var. 95'te yapılan grevler sonucunda hükümet geri adım atmıştı bu emeklilik reformunda. Eğer ki bu grevlerden sonra, 19 Ocak ve gelecek grevlerden sonra hükümet geri adım atarsa artık 95'i değil 2023 Ocağını da ilerleyen jenerasyonların konuşması mümkün. Hükümet ne yapmıştı? Çok kısa bahsetmek istiyorum. Neden bu halk bu kadar sokağa indi diyecek olursanız da tabii ki emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkartılmasına karşı verilen bir tepki. Hükümet bu konuda geri bir adım atacak mı? Bunu göreceğiz ama şimdilik 95 bu konuda sonsuza kadar büyük bir referans olarak kaldı. Hükümet sözcüsü Olivia Véran şöyle bir şey söylemişti. Kitlesel bir seferberlik olabilir ama çok büyük bir katılım beklemiyoruz demiştim. Ve başbakan da Elizabeth Borne'da Fransızları cezalandırmamaya çağırmıştı halkı. Yani bütün bunlar olurken Fransızlar cezalandırılmasın. Bu da neye referans veriyor aslında? Bu akaryakıt grevinde benzin istasyonlarında benzin bulunmamasının sıkıntılarından tutun da birçok konuya kadar halk zorda kalmıştı. Buna bir çareydi. Çünkü halkın da tepkisi tabii ki hükümeti geri adım atmaya itiyor. Peki halk ne diyor? Yani rakamlar var, bir de gerçekler var tabii ki. Ipsos'un yaptığı son araştırmaya göre halkın %61'i bu emeklilik reformuna karşı olduğunu kesin bir dille belirtiyor. Partilere bakacak olursak da Rönesans Partisi, yani Emmanuel Macron'un partisinin sempatizanlarının %82'si bunu tabii ki onaylıyor. Cumhuriyetçi Parti, yine orta sağ diye sınıflandırabileceğimiz partinin sempatizanlarının %73'ü de bunu onaylıyor. Zaten şunu da hatırlatmakta fayda var. Nisan ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron mutlak çoğunluğu elde edememişti. Ve bu da demek oluyor ki genişleyen sağcı tabanının desteğine ihtiyacı var. Ama zaten cumhuriyetçiler bu konuda kendileriyle hemfikirler. Peki dediğim gibi bu emeklilik yaşının kademeli olarak arttırılmasından kaynaklı. Önemli olan başka bir nokta ise 12 sene sonra tekrar gördüğümüz bir manzara var bizim Fransa'da. Bu da şu: 8 tane sendika, bütün sendikalar Fransa'da bir fikir birliğinde artık bu konuda ve yan yana yürüdüler. 12 yıl önce yine bu bir emeklilik reformu sırasında gerçekleşmişti. Bu da çok önemli bir nokta. Ve başka bir önemli nokta, belki de başka ülkelerdeki muhalefet partilerine tırnak içerisinde ders olabilecek ya da örnek olabilecek bir hareket daha ise, bütün muhalefet partileri, sol partiler, tabii ki bu sol partilerin içinde boyun eğmeyen Fransa var, Jean-Luc Mélenchon'un daha çok tanıyoruz bunu. Fransız Komünist Partisi var, Yeşiller Partisi var ve Sosyalist Parti. Bütün bu partiler dün hep birlikte sosyal medyada liderleri birlikte fotoğraflar da paylaştı. Hep beraberlerdi. Bu da aslında muhalefetin halka nasıl bir güç verebileceğini, halkın da muhalefete nasıl bir güç verebileceğini bize gösteren önemli bir endikatör. Şimdi grevde şöyle de bir başka bence önemli bir faktör var. Yakın zamanda emekli olacak ya da şimdi çalışan kesim tarafında zaten bu destekleniyor. Fakat bence daha da önemlisi, lise ve üniversite öğrencilerinin de gelecekleri için şimdiden bu mücadele sorumluluğunu almış olmaları, sokağa çıkmaları, bu harekete destek vermelerinden kaynaklanıyor. Ve dün yapılan grevler entersektöryel, yani bütün sektörlerin birleştiği bir grevdi. Çünkü mesela geçen haftalarda doktorların grevinden bahsetmiştik. Daha önceki programlarda eğitimcilerin, eğitim sendikalarının grevlerinden bahsettik. Dün herkes sokaklardaydı. Yani işçiler de sokaklardaydı, doktorlar da sokaktaydı, avukatlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, özellikle öğretmen sendikaları %70 oranında bir katılım olduğunu ilköğretim seviyesinde, yani anaokul ve ilkokul öğretmenleri arasında söylemişlerdi. Bu da
Yani hem çalışan kesim, hem okuyan kesim, hem emekliliği yaklaşan, hem de emekli olmasına daha çok olan ve her sektörün, ayrıca polis sendikaları da alandaydı. Polisler de bu reforma karşı olduklarını belirttiler. Şimdi gündelik hayata etkileyen boyutu ise bütün dünyada bu kara perşembe, hatta işte Fransızlar şöyle dalga da geçiyorlar bazıları, işte Black Friday var, kara cuma var, Fransızların da kara perşembesi var diye. Evet, doğru. Neden kara perşembe? Çünkü SNCF ve RATP, yani ülke içi ve şehir içindeki ulaşımı sağlayan kurumlar grev yaptılar. Zaten bu kurumların grev yapması sadece emeklilik yaşının kademeli arttırmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda özel emeklilik sandıklarında silinme arzusundan kaynaklanıyor. Bu sektörde çalışanlar dönem dönem zaten bu grevleri yapıyorlar ve jilejonlarda da biz bunu görmüştük. Tabii 3 tane metro hattı tamamen kapatıldı. 10 tanesi minimum düzeyde çalıştı, böyle belli saatlere göre ayarlandı. Ülkeyi en çok bu etkiledi. Hatta bir televizyon röportajında kadın bir yolcu trenin önünde biriyle röportaj yaparken trenimi kaçırdım diyor. Kadın röportaj esnasında trenini kaçırıyor ve bütün Fransızların ortak derdi dün oraya gidecektim, nasıl gideceğim, nasıl organize olacağım, tren biletimi değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi gibi şeyler olmuştu. Başka ilginç bir nokta ise bu rafinerilerin grevlerini yine konuşmuştuk. Petrol rafinerilerinde muslukların kapatılması, benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar, işte Fransa'da benzin yok, halk sokaklara döküldü gibi şeyler vardı biliyorsunuz ki ve enerji sektöründe de grev ve büyük bir katılım oldu. Enerji ve akaryakıt sektörlerinden. İşte rafineri ve depo dağıtım çalışanları, sendikaları hem 19 Ocak'ta bir 24 saatlik grev planladılar, 26 Ocak'ta 48 saatlik, 6 Şubat'ta da 72 saatlik bir grev çağrısında bulundular. Şimdi hükümet yetkilileri geçtiğimiz aylarda yapılan tabii ki bu rafineri grevinden çok olumsuz etkilendi. Özellikle de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra bütün dünyada başlayan enerji ve akaryakıt krizinin üstüne bir de bu gelince tabii hükümetin de bu endişesi kat be kat arttı. Bu yüzden de sürekli halkı cezalandırmayın, halkı cezalandırmayın, grev tabii ki yapılacak söylemlerinde de bulundu. Ve tabii ki bunun yeniden yaşanmasından da biraz endişe ediyorlar. Fransa elektrik idaresi çalışanları bu grev kapsamında barajlardaki elektrik üretimini azalttı. Hatta Paris'e yakın sanıyorum ki Massy'de bir sanayi bölgesinde de elektrikleri kestiler. Perşembe sabahı ise bu azaltmayı nükleer ve termik santrallerde de uyguladılar. Bütün bunlar olurken peki hükümet ne yaptı? Aslında çok ilginç bir şey. Fransa'da da böyle bir şey oluyormuş dedirtecek bir şey. Emmanuel Macron ve beraberinde 11 bakan İspanya'ya gittiler. Çünkü Elize'den gelen açıklamaya göre bu buluşma, yani İspanya-Fransa zirvesi yapılacağı için Barcelona'ya gittiler. Bu buluşma Ekim ayından beri belliydi. Ev sahibi İspanya olduğu için tarihi o belirledi. Fransa'nın yapabileceği bir şey yoktu. Gittiler dediler. Tek bir değişiklik oldu. 12 bakan gidecekti. Fakat Çalışma Bakanı tabii ki bütün bunlar olduğu için ülkede kaldı. Emmanuel Macron oradan da kendisini savunmaya devam etti İspanya'dan. Şunu söyledi. Her şeyden önce adil ve sorumlu bir reform olarak adlandırdığını söyledi. Bu reform demokratik yollarla sunuldu dedi. Onaylandı dedi. Kim tarafından onaylandı diye soracak olursak da halk tarafından olduğunu söylüyor. Çünkü şunu söylüyor. Birkaç önce seçimler olmamış gibi davranamayız diyor. Hatırlayacaksınız ki Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu ve Emmanuel Macron ile Le Pen ikinci tura kaldı. Emmanuel Macron ikinci turda seçildi. Ve 2017'den beri de zaten yine daha önce söylediğim gibi Emmanuel Macron'un seçim ajandasında olan bir reformdan bahsediyoruz. Bu yüzden de Emmanuel Macron bu savunmayı yapıyor. İşte diyor ki bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında şeffaf bir şekilde söylendi, açıklandı, demokratik yollarla savunuldu ve onaylandı diyor. Ama bir yandan da tabii ki grevin bir hak olduğunu, insanların sokağa çıkmasının çok normal olduğunu da söylüyor. İkinci grev içinse 26 Ocak tarihi verilmişti. Fakat sendikalardan gelen bilgiye göre bu şimdilik 31 Ocak'ta yapılacak. Bu sendikalar arası bir grev olacak yine. Fakat dediğim gibi yine bu cumartesi günü, yani 21 yarın Fransa'nın başka yerlerinde de protesto yürüyüşleri, eylemler olacak. Bu daha çok entersendikal değil de yine başka çeşit eylemler olacak. Elizabeth Borne da bence yine önemli bir şey söyledi. Bir tweet attı bütün bunlar yaşandıktan sonra ve dedi ki halkın bu temel hakkı, anayasal hakkı, zaten demokrasilerde çok önemli bir şey grev yapmak ve
pasifist bir şekilde geçtiği için, herhangi bir taşkınlık ya da bir şiddet olmadığı için de hem kolluk kuvvetlerine fakat bir yandan da sendika organizatörlerine de teşekkür etti ve şunu söyledi. Biz kendimizi savunmaya ve ikna etme çabalarımıza devam edeceğiz. Yani grev yapanları bir kötülemek ya da işte bir hükümete karşı geldiği için insanlara hedef göstermek gibi söylemlerde bulunmadı. Ama tabii ki bu yine de bizim Elizabeth Warren'a olan bakış açımızı çok da değiştirmeyecektir. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise sadece kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Mesela bu eylemlerin son derece pasifist geçmesinden kaynaklı. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Dinlediğiniz veya izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.